Tarih, bugünün koşullarıyla geçmişi değerlendirmek ya da sadece ölü ve yaralı sayılarına bakarak bir hükme varmak değildir. Aksine, tarih bugünün imkanlarından istifadeyle geçmişteki hadiseleri sebep-sonuç bağı çerçevesinde ideoloji veya başka türlü takıntılara bulamadan ortaya koymak ve tahlil etmektir. Modern tarih, geçmişi insan faktöründen arınmış şekilde değil, aksine failin insan olduğunu bilerek ve arşiv belgelerini de bu doğrultuda yorumlayarak adil bir hafızayı kendisine mesnet edinmelidir. Yoksa tarih olmaktan çıkıp, belgelerle aydınlanmamış, hakikati baltalayan karanlık bir kurgu olmaktan öteye geçemeyecektir. Yakın tarihimizin en sarsıcı dönemine, Birinci Dünya Savaşı'na, o dönem yaşananlara, Osmanlı İmparatorluğu'nun bu süreçteki duruşuna ışık tutmak, uluslararası tarih ve hukuk zemininde 1915 olaylarını değerlendirmek ve uluslararası kamuoyuna doğru, sağlıklı ve etkili bir şekilde belge ve bilgiler sunmak hayati önem taşımaktadır. Hiçbir politikanın yalan üzerine inşa edilemeyeceğini vurgulama ve gerçeğe dayalı adil bir hafıza siyaseti yürütme sorumluluğunun bilinciyle Türkiye'nin 21. yüzyılda 1915 olaylarının iç yüzünü ortaya çıkarma girişimleri uluslararası arenada devam etmektedir. Siyasi saikler güden zümreler, öznel anlatıları tarihi hakikatmiş gibi lanse etmektedirler. Oysa dar bir çevrenin menfaatlerine hizmet etmekten başka bir işe yaramayan bu tavır, adeta tarihin yağmalanmasına sebebiyet vermekte ve adil olan ortak hafızayı gölgede bırakmaktadır. Sadece ideolojik hesaplardan beslenen ve tarihi hakikatlerle hiçbir şekilde örtüşmeyen bu iddiaların çürütülmesi, ancak arşiv belgeleri ve katılımcı bilimsel bir yaklaşımla mümkündür. Kaldı ki böylesi bir tavır, asırlardır birlikte yaşayan iki halk arasındaki kardeşliğin üzerindeki örtünün kaldırılmasına ve ortak bir gelecek inşa edilmesine de yardımcı olacaktır. Bu bir hakikat çağrısıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin 1915 olayları konusunda temel gayesi, 100 yılı aşkın bir dezenformasyonu ortadan kaldırmak ve adalete hizmet etmektir. Bu hedef, siyasal bir kazanım için değil, hakikatin ta kendisi içindir. Çünkü sadece hakikat ve hakkaniyetle daha adil bir dünya mümkündür. İnsanlık tarihinin en kanlı savaşlarından olan Birinci Cihan Harbi çok ağır yıkımlara neden olmuştu. Osmanlı İmparatorluğu bir taraftan topraklarını savunurken, diğer taraftan da Anadolu'daki barış ve istikrarı korumaya çalışmaktaydı. Osmanlı'yı parçalama amacıyla işgalci güçler tarafından silahlandırılarak bağımsızlık hülyasına kapılan bazı etnik unsurlar, çeteler kurmuş, savaşı da fırsat bilerek yerel halka saldırmaya başlamıştı. Van'dan Kars'a, Erzurum'dan Anadolu içlerine kadar pek çok yerde yüz binlerce sivil Ermeni çeteler tarafından katledilmişti. Osmanlı Devleti artık tahammül edilemez boyutlara ulaşan bu katliamları önlemek amacıyla sevk ve iskan kanunu çıkarmış, çetelerin saldırılarının yoğunlaştığı bölgelerdeki Ermeni nüfusu geçici olarak başka bölgelere sevk etmişti. Ermeni nüfusun bir kısmı savaş sonrasında gönüllü olarak eski yerleşim mahallerine geri dönmüştü. Birinci Dünya Savaşı'nın en sancılı döneminde Türk, Kürt, Arap ve diğer milyonlarca Osmanlı vatandaşı gibi Ermeniler de birçok zorlukla mücadele etmek zorunda kalmıştı. Hatta tehcir sırasında salgın hastalıklar, asayiş ve güvenlik sorunları nedeniyle de pek çok Ermeni hayatını kaybetmişti. Hangi sebeple olursa olsun, kayıpların her biri candı. Sayıdan öte bir insandı. Söz konusu dönemde din ve milliyet ayrımı olmaksızın, hemen her unsur büyük acılara maruz kalmıştı. Fakat her ne hikmetse Türk ve Müslüman unsurların yaşadığı zorluklara dünya gözünü kapatmıştı. 1915 olaylarına gösterilen ilgi de asla gerçekçi bir tavır olmayıp belli zümrelerin siyasi gayelerine hizmet etmek için sömürülmektedir. Gerçekler bilim insanları ve tarihçilerin objektif çabalarıyla
arşiv belgelerinde aranması gerekirken politika malzemesi haline getirilmiştir. Türkiye, 1 milyonun üzerinde belgeyi tarihsel dezenformasyonun önüne geçilmesi amacıyla akademisyenlerin kullanımına açmıştır. 1915 olaylarını tarihi ve hukuki dayanaktan yoksun şekilde sözde soykırım olarak tanımlama ve sunma çabası siyasi hesaplardan beslenen bir karalama ve çarpıtmadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Fransız Anayasa Mahkemesi de 1915 olaylarına ilişkin Ermeni tezlerinin siyasi girişimlerle dayatılmasını ifade özgürlüğüne aykırı bulmuştur. 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi hükümleriyle bağdaşmayan ve uluslararası hukuka aykırı olduğu ortaya konulan mesnetsiz iddiaları sürekli gündeme getirmenin dünya siyasetini ve kamuoyunu ipotek altına alma amacı taşıdığı açıktır. Türkiye tarihi olguların spekülasyonlar üzerinden değil, somut deliller üzerinden tartışılması gerektiğini bugün de savunmaktadır. 1915 olaylarının tüm boyutlarıyla hakkaniyetli ve adil bir yaklaşımla ele alınması, Türk ve Ermeni halklarının ortak değerlerini gelecek nesillere sağlıklı bir biçimde aktarmasının tek yoludur. Türkiye bugün de adil hafızaya ulaşmak için ortak tarih komisyonu kurulması teklifini yinelemektedir. Ermeni tarafı da dahil olmak üzere bütün tarih anlatılarının adil bir hafıza çerçevesinde, kurgulanmış değil, belgeye dayalı tarihi gerçekler üzerinden hakikati ortaya koymak için çaba göstermesi gerektiğini savunmaktadır.